Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hocam, sosyal medyada birileriyle yaptığınız bir oturuma dair video dolaşmaktadır. Bu hususta ne düşünüyorsunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Emma ba'd. Bundan 3-4 sene evvel bazı kardeşlerimiz kendilerine Selefi ismini veren bir takım kimselerin benimle görüşmek istediklerini söylediler. Olur dedim. Birkaç kişi geldi. Bir dernekte bana sualler sordular. Başlarında mesleğinin sıvacılık olduğunu daha sonra öğreneceğim. Ramazan isimli bir vatandaş da vardı. Edepli gibi görünüyordu. Onlara yumuşak, mülayim ifadelerle cevap vermeye çalıştım. Suallerinin çoğu siyasi mahiyetteydi. Kendilerine göre tevhid ve tekfir meselesi üzerinde konuşmak istiyorlardı. Vehhabi yahut selefe iftira ve hakaret edilerek selefi denilen ama bir isim verilecekse yeni hariciler denilebilecek olan taifenin hulatından yani aşırılarından idiler. Çok bedeviydiler, son derece cahildiler. Yalan yanlış okudukları ayetlere ve hadislere gelişigüzel manalar veriyorlar. Birilerinin nasıl müşrik ve kafir ilan edebiliriz diye adeta didiniyorlardı, çırpınıyorlardı. Bir kimsenin kafir olmasına çılgınlar gibi seviniyor, müşrik olmamasına ise en yakınlarını ve sevdiklerini kaybedenlerden çok daha fazla üzülüyorlardı. Biz de nasıl kafir ve müşrik olmaktan meşru ve ilmi dairede kurtulabilirler diye çaba sarf ediyorduk. En küçük ve zayıf ihtimalleri bile göz önünde bulundurmaya çalışıyorduk. Bununla beraber bizim birilerine kafir yahut müşrik diyemememiz, onların illa müşrik olmadıkları manasına gelmeyeceğinin de üzerinde çok duruyorduk. Tehlikenin bütün çıplaklığıyla vurgulanması gerektiğini ısrarla ifade ediyorduk. Düşünce, inanç, iş ve sözlerde hangilerinin küfür yahut şirk olduğunu bu meselelerde kafi ilim sahiplerinin söylemelerinin en mühim vazifelerinden olduğunu anlatmaya çalışıyorduk. Hep onlar soruyor, biz cevap veriyorduk. Bizim onlara bir şey sorduğumuzu hatırlamıyorum. Sonunda bir defa daha bir araya gelmek üzere anlaşarak ayrılmıştık. Nihayet bu Ramazan ayı sonlarında yani Hicri 1440 Ramazanının sonlarında bana bir video gösterdiler. 4 senedir bekledikleri ama hala görüşmeye gitmediğimizi ifade ediyorlardı. Güya ilk görüşmede bizim onlarla aynı akidede olduğumuzu söylediğimizi ama onların akidelerinin bizimkinden farklı olduğu için böyle bir celseye ihtiyaç duyduklarını söylediklerini ifade ediyor. Çekindiğimiz ve korktuğumuz için onlara gitmediğimizi anlatmaya çalışıyorduk. İtikafta olduğum için bizzat gidemeyeceğimden onlara gelsinler görüşelim diye haber gönderdim. Onlar da biz gitmeyiz onlar gelsinler diye haber yolladılar. Olur dedik. Lakin bayram sonrası birçok meşgale sebebiyle vaadimizi hemen yerine getiremedik. Zaten belli bir tarih de verilmemişti. O zavallılar bunu yine korktuğumuza bağladılar. Bizim yalan söyleyeceğimizi ve gerçekleri inkar edebileceğimizi, söylediklerimizi inkar edebileceklerimizi, onun için konuşmaların mutlaka kamerayla kayıt altına alınması gerektiğini ama bizim bundan korktuğumuzu ifade eden videolar yayınladılar. Açıkçası çağrılıyor ve bekleniyorduk. Meydan okuyorlardı. Geliyoruz deyip derneklerine gitti. Sıvacı Ramazan ile konuşacaktık. İlk gittiğimiz vakit bir münazaradan bahset. Ben de oraya münazara için gitmediğimi söyledim. Münazara belli kaideler dairesinde ilim adamları arasında bir mesele üzerinde veyahut meseleler üzerinde karşılıklı görüşmek, delillerin ortaya konulması, tahlili gibi manalara geliyordu. Orada kiminle münazara edecektik? Karşımızda bir ilim adamı yoktu. Her bakımdan zır cahil biri vardı. Ayetleri okuyamayan, onlara gelişigüzel manalar veren bir zır cahil ile karşı karşıyaydı. O yüzden oraya sadece bazı hususlarda konuşmak maksadıyla gittiğimi ifade ettim. Ama bu sefer sorma sırası bende olduğunu, sualleri benim soracağımı söyledim. Kabul etmedi. Çünkü kendilerinin böyle bir konuşma taleplerinin olmadığını söyledi. Talebin bizden geldiğini iddia etti. Tabii ki yalan söylüyordu. Konuşmanın şartlarını kendilerinin dahil edeceklerini ifade ediyordu. Aksi halde
celseyi sonlandıracağını söyledi. Yani oturumu sona erdireceğini söyledi. Tehdit ediyordu. Cahilliğini biliyordu. Korkuyordu. Ses çıkarmadım çünkü orada bazı hakikatleri açıklamayı hedeflemiştim. Onları söyleyecektim. Ha, birçok kardeşimiz böyle bir iman ve ilim cahiliyle konuşulmayacağını, oraya gitmenin yanlış olduğunu söylediler. Oraya gitmemem lazım geldiğini söylediler. Evet, bir pencereden bakılınca çok haklıydılar. Ama meseleye başka pencerelerden de bakılmalıydı. Ben estağfirullah, bismillahirrahmanirrahim. İzheba ila firavuna innehu tağa fekûlâ lehu kavlen leyyinen ya'allehu yetezekkeru ev yahşâ. Firavuna gidin. Çünkü o kesinlikle azlı ve terskılık yaptı. Ve derhal ona yumuşak sözle konuşun. Olur ki o nasihat alır yahut korkar. Ayetleriyle koca iki peygamberini en düşük ve en cahil birine gönderen Allah'ın bir kuluydum. Ben haşa ve kella ne o peygamberler seviyesinde ne de onlardan büyük değildim. Aynı zamanda Sıvacı Ramazan da Firavun'dan alçak değildi. Hem Rabbimiz şüphesiz ki güzel akıbet müttakilerindir buyuruyordu. Öyle inandım, öyle düşündüm. Üstelik çektiği videoyu hiçbir şekilde değiştirmeyeceklerine dair de Allah'a şahit göstererek söz vermişlerdi. Bizzat o söz vermişti. El-Müslimun ala şurutihim. Müslümanlar şartları üzeredirler. Müslümanlar şartlarını, vaatlerini, sözlerini bozamazlardı. Evfu bil-ukud. Ayetlerinizi yerine getirin buyuran Allah'ın kulları, ona iman eden kimseler ahitlerini mutlaka yerlerine getirmeliydiler. Değiştirme yapmadan bu herkese açıklanacaktı. Üstelik çektiği videoyu hiçbir şekilde değiştirmeyeceğine dair de Allah'a şahit göstererek söz vermişti. Evet, üzerinde münafıklığın alametlerinin tamamı vardı. Yalan söyleme, sözünde durmama ve emanete hıyanet etme. Bütün bunlar onun kötü sıfatlarından sadece bazısıydı. Allah'ı şahit tutarak video üzerinde hiçbir şey değişiklik yapmayacaklarına dair söz vermelerine rağmen onu değiştirmişlerdi. Onlara bu ahlaksızlığı neden yaptınız diye sorup sitem eden kardeşlerimize bizim işimiz bu dediler. Biz böyle yaparız dediler. Yok, hülasa edeceklermiş, özet çıkaracaklarmış, millet anlamazmış. Tamam, onların hitap ettiği kesin bir davar sürüsü olabilir ama bizi dinleyecek insanlar içerisinde öyle davarlar yoktur. Konuşulan şeyleri anlamaktan uzak olan insanlar başka yerlerde bulundurulurlar. Hasılı ortaya çıkmıştı ki Sıvacı Ramazan Firavun ve Ebu Cehil kadar bile delikanlı değildi. Tam bir ahlaksızdı. Delikanlı gavurda bile bulunmayacak ahlaksızlığı taşıyordu. Hatta oynayışta olanlar sürüsünün tamamı onun gibi yalancı ve ahlaksızdı. Videonun aslını 8 gün içerisinde arkadaşlarımız onlardan zor aldılar. Kendisi onlar yayınlasaydılar diyor. Burada da sahtekarlık yapıyor. Evet. Orada söz verdik, sözleştik, daha sonra yine geliriz bir araya diye. Peki denildi. Kendileri de söz verdiler. Bunlar ses kayıtlarında var. Ama şimdi mazeret ileri sürerek bir şeyler söylüyor. Yani sözünün hiçbir kıymeti olmayan Arapların bir meseli var. Kavluhu bevluhu denilen kimseler cinsinden olan, mekulesi olan bir zavallıyla karşı karşıya oturup konuşma azabına katlandık. Sadece orada birkaç şeyi insanlara ulaştırabilmek için. Zaten başında intro dedikleri o kes kopyala yapıştır şeklindeki evet özet dedikleri şeyi gerisini insanlara dinlettirmemek maksadıyla yaptılar. Evet, la ilahe illallah üzerinde işte şöyle olmuş da böyle olmuş. Onunla alakalı ayrıca bir takım şeyleri söyleyeceğiz. Arkadaşlarımız da belki söylüyorlardır. Orada da yalpa yapıyor. Kelime-i şehadetle kelime-i tevhidi birbirine karıştıracak kadar cahil, zır cahil birisi.
Delikanlı gavurda bile bulunmayacak ahlaksızlığı taşıyordu dedik. Hatta o inançta onların, hatta kendi inancında olanlar sürüsünün tamamı onun gibi yalancı ve ahlaksızdı. Tonları farklı farklıydı ama hepsinde bu yalancılık ve ahlaksızlık vardı. Bu noktada müşrik bile değildiler. Delikanlı müşrik ahlakını bile taşımıyorlardı. Ama ayet ne olacaktı? Tamam biliyorduk. Lakin bu seviyede bir ahlaksız ve sahtekar olduğunu nasıl ve nereden bilebilirdik? Bazı söz ve suallerle samimiyetsizliği ve zır cahil olduğu kendi diliyle ve tavrıyla ortaya çıkabilir diye düşündük. Bazı doğruları o sürüye işittirebiliriz diye hesap ettik. Ama cahillikleri ve ahlaksızlıkları yanında hainlikleri de vardı. Küfür sistemlerini iyi tanıyorsanız, ilim, siyaset ve tecrübenize göre şerlerinden büyük bir nispette korunma imkanı bulabilirsiniz. Ama kuklalarından korunabilmeniz belki de mümkün bile olamaz. Bilerek haince, bilmeyerek de gafilce onlara av köpekliği yapanlarla baş edebilmeniz çok ama çok zor olur. Bu ahlaksızların müşrik saydıkları güçlere nasıl Müslümanları ihbar ettiklerini kendi videolarında açıkça görebilirsiniz. Dolayısıyla kimlere av itliği yaptıkları bellidir. Kimlerden beslendikleri ortadadır. İstihbarat adamı olmanın kafir olup olmadığını kendileri bu usta hiçbir şey demeden bana sorarak ne yapmak istediklerini apaçık ortaya koydular. Kanunların tuzağına bastırarak kimlere hizmet etmekte olduklarını gösterdiler. Evet, İslam'a ve Müslümanlara düşman olduklarından ve zarar vermeleri için olursa İslam'a ve Müslümanlara o ihbarcılar, istihbaratçılar düşman oldukları zaman ve İslam'a ve Müslümanlara zarar vermeleri için bu işi yaparlarsa tabii ki yaptıkları bu iş küfür olur. Keza bunun mubah olduğuna inanmaları takdirinde de kafir olurlar. Ancak bunu günahını kabul edip nefislerine uydukları için yahut kendilerine göre belli maslahatlar göstererek yaptıkları takdirde kafir olmayabilirler. İşin burasını Allah bilir. Büyük bir günah işlemiş olurlar. Biz öyle görürüz. Bunlar tevhid ehli olduklarını söylüyorlar. Tevhid ehli. İngiliz tevhidçileri. İngiliz tevhidçileri bunlar. Bunlar Allah'ın yarattığı mekanlardan biri olan arşın üzerinde oturup her yeri, her tarafını kapladığını yahut bıraktığı dört parmaklı yere Resul'ünü oturttuğunu, yarattığı yönlerden bir yöne yerleştiğini, yarattıklarından bazılarına benzediğini, yeryüzünde yürüdüğünü, Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı sırtını kayaya dayarak eliyle yazdığını, yazışının, cızırtılarının işitildiğini, Musa Aleyhisselam ile dudak dudağa konuştuğunu, baldırı olduğunu, bir parçasını yeryüzüne gösterdiğini, Nebi Aleyhisselam'ın Miraç'ta ona dokunduğunu, kullarına belimden tut yahut kuşağımdan tut diyeceğini, Davud Aleyhisselam'ın vücudundan bir kısmını koyduğunu, bir dağın başına indiğini, insan şeklinde bürünüp insanlara geleceğini ve siz neden gitmiyorsunuz diyeceğini, cehennemin üzerinde 7 köprü bulunduğunu, sıratın onların üzerinde olduğunu, Allah'ın ise 4.'sünü üzerinde yer aldığını, sabahleyin Rabbin yerde tavaf ettiğini, dolandığını, bunlara ve benzere ve benzeri putperestlerin inandıkları gibi inananların tevhidi. Bütün bunlar akidelerini ulemaya ulaşan isnadında iki meçhul ravinin bulunduğu bir kitaptan Abdullah İbni Ahmed İbni Hanbel'e nispet edilen şirklerle dolu kitabından alanların tevhidi. Bu vatandaş işte böyle vatandaşlar. Bunların tevhidi böyle bir tevhid. Bu tevhid adına çalıştıklarını söylüyor. Bunun için çaba sarf ettiklerini söylüyor. يكيده بضد ما يريده فارتد له قد رام طعم الشهد في مكيده فخانه وذاق طعم الحنظلة يعمى عن العيوب في فعاله